Şimdi özellikle darbeler süreci yaşayan bir ülkedeyiz. Ve özellikle 12 Eylül darbesinde sonra Alevilere ve Kürtlere şu dayatıldı. Birincisi bir kısmı öldürüldü. Bir kısmı katledildi. Bir kısmı cezaevine konuldu. Yüzlerce yıl verilerek. Diğer dışarıda kal kalan... Gerçekten bilgili ve bilinçli kadroların da... Yani ceza veremedikleri kadroların da... O ara bir ara yine de... Sözüm ona Burcu'ya demokrasi biraz işliyordu. Darbeye rağmen işliyordu. Bugün hak getire. O günleri arar duruma düştük. Ee, bunları da gizli bir sürgün politikası uygulandı. Taciz edildiler, köylerinde taciz edildiler, şehirlerde taciz edildiler. Her türlü zor ve zorbalık uygulandı darbe adına ama asıl olan bir sürgün politikasıydı. Topraklarından uzaklaştırılma. Bunu önce fark etmedik. Özellikle ben Gözaltında 26 günlük işkenceden sonra 82'de çıktım. 7 gün evde kaldım. Ben 32 yaşında askere gittim. Hiç askere gitme niyetim yoktu. Okuyordum bilmem neydi. Tecilliydi. Geldim. Dediler ki ya yaşama şansın yok. Sen de git Avrupa'ya. Ben dedim ki bu devlet bana, bu iktidar, bu devlet, bu darbe bana pasaport vermez dedim. Ama gideyim bir şans deneyim dedim. Gittim, başvurdum. Tabiri caizse ayağıma kırmızı halı sermedikleri kaldı. Anında pasaportumu hazırladılar. Eskiden olsa biz biliyoruz. Hala bugün git yarın gel, öbür gün gel, bir hafta sonra gel. Anında, anında pasaportum imzalandı, verildi. Ben dedim ki Düşmanın sana iyi davranıyorsa ya sende ya onda bir numara var. O gün pasaportu yırttım gitmedim. Dedim ki gitmiyorum ben. Öleceksem de kalacaksam da burada. Ama gideceksem de dedim elimi kolumu sallayarak gezmeye gideceğim. Dedim. Ondan sonra yeşil pasaportum oldu. Cayır cayır gidiyordum Avrupa'ya geziyordum geliyordum. Ve ısrarla gitmedim. Hala gitmedim. Niye dediler? Dedim oradaki yaşam riski buradaki ölüm riskinden daha ağır. Orada kişiliğimi kaybederim, burada hayatımı kaybederim. Ben kişiliğimi hayatıma... tercih ediyorum. Biliyor musun? Bu... çok önemli. Ama birçok insanımız... E, hatta... devrimcilikle, solculukla... ilişkisi olmayan insanlarımız devrimcilik-solculuk adına gittiler, bizden referans istediler, bilmem ne bilmem ne... şu anda... Para kazandılar, geldiler, daha çok kazansınlar ama kişiliklerini kaybettiler. Sorun burada. İkincisi bir toplumun kültürünü yok edeceksen toprağından uzaklaştıracaksın. Bize bu dayatıldı. Şu anda Kürt Alevi köyleri özellikle Maraş bölgesinde yazın köylerine tatile gelirler. Kışın o köyde kimse kalmaz. Bunu değerlendirerek arkadaşlarla birlikte yaşamı yerinde ve yeniden inşa hareketi başlattık. Bu yaşam derken kültürel yaşam, inansal yaşam, tarımsal yaşam hepsi var. İnsanları tekrar topraklarına dönmeye davet ettik. Ve bu konuda çok güzel gelişmeler oldu. Dersim'de, Maraş'ta, Pazarcık'ta. Oraları da e, dolaşıyoruz. Çalışma ekibimiz olarak. E, toprakta alışılmış bir üretim biçimi var. O üretim biçimini değiştiriyoruz. Şimdi o toprakta sulu ya da susuz hangi ürünler yetişir? Salep'ten tutun. E, diğer gerçekten para eden cevizinden bademine kadar şu anda herkes harıl harıl bu çalışmaların içerisinde. Bir de sanayi bile toprakla ancak gelişir. Yaşam topraktadır. Bu Alevili felsefesinin temel e, anlayışıdır. Toprağı üretmezsen biz eskiden 60-70 kişilik bir aileydik. Hiçbirimizin ne emekli maaşı vardı ne de çalışan bir maaşı vardı. Ama o küçücük tarlamızda, bahçemizde hiçbir şeye ihtiyaç duymadan seneyi kurtarıyorduk. Şimdi toprak yoksa yurt yoktur. Toprak yoksa yaşam yoktur. Toprak yoksa beslenme yoktur. Bu anlamda hiç kimsenin topraklarını asla satmamasını öneriyoruz. İkincisi hiç kimsenin topraklarını boş bırakma, kiraya vermek değil. Bizzat iyi gelsin. Ha, örgütlü bir yapı oluşmak üzere onlarla e, irtibat içerisinde kendi topraklarını, tarlalarını yeniden e, üretime kazandırabilirler. Bu konuda bir çabamız var. Üçüncüsü buğdayı satarsın, alırsın, ekersin. 10 ton buğday çıkarırsın. 40 bin liraya satarsın. Örnek veriyor ya da e, 50 bin, 100 bin liraya satarsın ama onu tarhana yaptığın zaman 500 bin liraya satarsın. Bir de onu işlemek önemli. Bu da çeşitli ticari kurumların e, sultasından da kurtulmuş olursun. İstedikleri gibi zam yapamazlar. Sen yaparsın, sen satarsın. Kooperatifleşerek ya da diğer e, biçimleriyle domatesi domates olarak satmayacaksın. Onu salça yapıp satacaksın. Bunlar önemli. Domates olarak sattığında 2 lira ama salça yaptığın zaman 20 liraya satarsın. Bir de yaşam felsefesi olarak Alevi yaşamımız toprağa bağlı, suya bağlı, havaya bağlı, ışığa bağlıdır ve toprakta kendi ağacı kendi toprağı üzerinde yeşermeyen ağaç kurur. Bugün bütün Aleviler, bütün Kürtler, dışarıdakilerin hepsi mülteci konumundadır. Sen 40 defa de ki ben Fransa'da Fransız değil. Evet Fransa'da Fransız değilsin. Almanya'da Alman değilsin. Belçika'da Belçikalı değilsin. Mültecisin. Ha Yarın onlar şimdi yeni yeni Avrupa'da yasalar çıkarmaya başlıyor. Senin kendi ülkende mal varlığın varsa senin vatandaşlığını zora sokuyor. Geri döneceksin. O zaman yaşam, inanç, her şey. Mesela ocaklar. Sinemilli Ocağı. Ben Sinemilli Ocağı'nda bir pirin oğluyum. Sinemilli Ocağı'nı Almanya'dan, Fransa'dan Amerika'dan, Kanada'dan örgütleme şansım yok. Sinemilli Ocağı, Sinemilli Ocağı'nın merkez köyü Kantarma'dan örgütlenir. Bunu iddia ediyorum. Ha sen dışarıda buna kültürel ya da finansal destek verebilirsin. Ama eğer Kantarma'da bu ocağı yeniden güncelleyip oradan ses veremiyorsan geçmiş olsun.